Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, acayip derecede yoğunum, yayın açamıyorum. Sürekli labirent oynuyorum. Bilginiz olsun ama ara ara yayın açmaya çalışacağım arkadaşlar. Neyse, bu kısa notu verdikten sonra labirent ilk geldiğinde arkadaşlar benim yan hesaplardan birini oynamıştık. Ve R3 olarak da Mantis atmıştık. Kopyalı Mantis R3 olmuştu. Hayvan gibi de prestiji var bu arada. Neyse arkadaşlar, şöyle bir datasına bakalım. Datasına baktığımızda 77.000 sağlığı var arkadaşlar. Ve 12.627 gibi devasa bir saldırı gücü var. Böyle bir şey yok abi. Neyse. Şöyle baktığımızda kritik atma oranı %13.9. Kritik attığında verdiği çarpan çok yüksek. Neredeyse %300'e denk gelmiş. Çok yüksek. Bu bizim L2 vururken bomba gibi hasar vurmamızı sağlayacak. Zırh puanı 22. Blok becerisi 65. Bir de %2'lik arkadaşlar küçük bir kritiği varmış. Girelim hemen bir testimizi yapalım. Şimdi Mantis'in arkadaşlar birkaç tane oynama şekli var. Ama ben daha basit olanını göstereceğim. Daha böyle detaylı olanı zaten videosunu çekmiştim diye ümit ediyorum. Kanalda vardır. Şimdi daha basit olarak iki şekilde oynayabilirsiniz. Bir düz vurup bir L2 atmadan önce siper atıp ağır saldırı arkası L2 atabilirsiniz. Ya da sürekli ağır saldırı oynayıp L2 atabilirsiniz arkadaşlar Mantis'le. Hadi girelim ve bakalım ne yapacak. Mesela şöyle bir ağır saldırı. Ağır saldırıda ne kadar uzun beklerseniz o kadar çok hiddet açarsınız arkadaşlar. Burada oyun şeklini hemen değiştirdim. Mantis arkadaşlar iki kere bloğa basarsanız normal oyun şekline dönecektir. Öteki türlü rakibin üzerine koşmayan bir oyun şekli olacaktı diyorum. Neyse. Oha, hasarlara bak. Bir ağır saldırı 40-50 bin civarında falan vurdu ha. Düz vuruşları kes. Yeter ki kritik gelsin. Öf. Güzel güzel. Asıl bomba tabii L2'ye attığımızda olacak. Şimdi L2 atıyorum acaba. Bir tane vuruyorum ve arkasına 67.000'e 100.000 gibi mütevazi bir hasar. Arkadaşlar sadece düz oynadım. Normal oyunumu yaptım. Ve sadece L2'ye attım. Sadece bir güç vuruna, yani bir tane L2'ye verdiğimiz hasar ne kadarmış görelim. Yani normal vuruşlarınızı yapıyorsunuz ve bir tane L2 atıyorsunuz. Bu şu demek arkadaşlar, 30 combo ve sadece 2 güç barına verdiğimiz hasar ne kadar yapıyor? 400 bin arkadaşlar. Yani muhteşem bir şey değil mi? Ki Mantis muhteşem bir saldırı hilosu bu arada. Ki çok da güzel bir defans hilosu. Hepsi olur. Savaş anlarında hasbelkader oynadığınızı düşünün arkadaşlar. Sadece L2 atıyorsunuz ve toplamda rakibe 400 bin hasar vermiş oluyorsunuz. Bu muhteşem bir hasar çocuklar. Çok güzel, çok yüksek bir hasar. Yani her L2'ye 400 bin vurduğunuzu düşünün. 2 kere güç, 2 kere L2 attığınızda yani toplam 4 güç barına 800 bin hasar verecek ortalama hacılar. Tabi bu labirentlerde şey var. Hasar sınırı var. Hasar sınırları hariç. Şimdi buradan çıkalım. Kış aslında çok patates yapmak istemedim. Yeni labirentin olduğu yere gidelim arkadaşlar. Yeni labirentin olduğu yere gidelim. Burada bir yerlerde denemeye çalışalım. Burada rakibi alıp almamamız çok önemli değil. Mesela şurada Mr. Fantastic'in olduğu yere gideyim. Yeni labirentte bir deneyelim. Bu arada yeni labirent arkadaşlar bir hasar sınırı var. Hasar eşiği var. Onun karşısına çıkamıyorsunuz. Ne kadardı? %1,5 muydu? Neydi? %1,5'muş arkadaşlar. Yani şöyle baktığımda bunun 8 milyon canı varsa ortalama 120 binden fazla buna vuramayacakmışız. Problem değil. Bakalım yeni labirentte Mantis. Hemen bir ağır saldırıda başlayalım. Bir de hemen iki kere blok yapalım. Gameplay şeklimizi normale çevirelim. Bu arada Mr. Fantastic'in arkadaşlar kendine ait bir direnci var. Bu arada 220 komboyla başladı. 220 saniye hakkıyla başladık. Mr. Fantastic ile ikisini böylece atmış oldum. 19.000'de yapıştırdım hafiften. Ah be, niye kaçıyorsun be hacı? Dur, bu sayılmaz. At hırsızı kaçıyor. Tam da yerinde kaçtı ha. Böyle bir terbiyesiz. Neyse, çıkalım tekrar gelelim. Bunu kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Çocuklar, yani buraları kesip montaj yapacak vaktim yok. Çok fazla labirent oynuyorum. Hiç vakit yok. O yüzden burayı direkt tekrardan oynama şeklinde yapacağım. Yani kesip kırpıp montaj yapacak vaktim yok arkadaşlar. Ki bu, siz bu videoyu izliyorken ben büyük ihtimalle başka bir arkadaşa, büyük ihtimalle Recep'e labirent oynuyor olacağım.
Çok basit bir gameplay arkadaşlar. Acayip derecede basit bir gameplay var. Yani siper ağır saldırı yap ve L2'ni at. Başka hiçbir şey değil. Şimdi L2 atacağım arkadaşlar. 62.000'e 70.000'e vurdum, çıkıyorum. Burada benim gibi direnci falan var vesaire falan. Tek L2 ile arkadaşlar bu sefer verdiği hasara bakıyorum. 330.000. Tek L2 ile yani L2 dolu atı L2 attığınızda 330.000 hasar verdik arkadaşlar. Çok yüksek bir rakam ki dediğim gibi fiziksel direnci var. Fiziksel direnci varken hasarı da kırdı vesaire vesaire falan. Bir de çok kaçtığı için biraz tedirgin oynadım. Ona rağmen yani Mantis'in oynayabileceği en düşük pozisyonda tek L2 ile 330 bin. Savaş alanında alamayacağınız hiçbir adam yok arkadaşlar. Savaş alanında 330 bin vurduğunuzda alamayacağınız adam yok. Dediğim gibi 400 bin lira da çıkabiliyorsunuz. Muhteşem bir hasar gücü var arkadaşlar Mantis'in ve tabi R3 datası. Ne sinerji var yanında ne de bir destek arkasında takviye gördüğünüz gibi hiçbir şey basmamışız. Muhteşem bir hasar gücü var ve prestiji de çok yüksek arkadaşlar. Prestiji de oldukça yüksek. İlk 20'de miydi neydi prestiji galiba? R3 20 koyuyor. Acayip bir 20K'nın üstünde prestiji var diye hatırlıyorum. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. İnşallah fikriniz olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Siz videolara like atarken, düşüncelerinizi yazarken ben de Recep'inle Bülent'inle oynamaya devam ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.